Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Annemin Örgü Dünyası kanalından kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün yine sizlerle yepyeni, güzel, şık, gösterişli harika bir iki şiş örgü modeli yapacağız. Bu modeli sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz iplerinizi, şişlerinizi hazırlayın. Buyurun hep birlikte yapalım. Hem şık hem güzel hem gösterişli. Dilediğiniz tüm örgü modellerini de kullanabileceğiniz oldukça kolay basitin basiti bir model arkadaşlar. Evet şöyle orta kalınlıkta e, polo suyun güzel bir ipini kullanacağım arkadaşlar. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Polo suyun bir ipi sevgili hanımlar. İpimin kalınlığına göre de şöyle 3,5 milim şişlerimi kullanacağım. Evet 3,5 milim şişlerimi kullanacağım. Hemen ilmeklerimizi atarak desenimizi kurmaya başlayalım. Bu arada sizler de kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle destek verirseniz çok mutlu olurum hanımlar. Videomuza da bir beğeni bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Şöyle ilmeklerimizi atarak desenimizi kurmaya başlayalım. Modelimiz 5 ve 5'in katları artı 2 ilmek arkadaşlar. 5 ve 5'in katları. 2 4 5. Her modelin 5 ilmek. Çok çok kolay, basit bir model. Dilediğiniz tüm örgü modellerinde kullanabilirsiniz. Şöyle sayarak gidelim. 2 4 5. 2 4 5. 1 2 3 4 5. 5 artı 2 ilmek de kenar ilmekleri 1 2 hemen şöyle bakın 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 ilmek de sağda ve solda kenar ilmi arkadaşlar Ben modelime lastik yapmadan başlayacağım Sizler dilediğiniz lastik modellerini yapabilirsiniz modelimizin arka yüzünde şöyle bir sıra ters örgü yapacağım arkadaşlar. Ön yüzde desenimi kurmaya başlayacağım. Şöyle sıra sonuna kadar ters örgümüzü yapalım. Modelin ön yüzünde de deseni kurmaya başlayalım. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Evet modelimizin hazırlık sırasını yaptık. Şimdi ön yüzdeyim ve modelimin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelimizin birinci sırası. Evet sizler de henüz kanalıma yeni geldiyseniz yeni keşfettiyseniz abone olup yorum ve beğenilerinizi bırakabilirsiniz sevgili hanımlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Modelimin birinci sırasında tüm ilmeklerimi düz ördüm. Modelimin ikinci sırasındayım ve arka sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın kenar ilmeğinden sonra bir kez doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir kez doluyorum. Bir ilmek ters. Bir dola bir ters. Bir dola. Bir ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir dolayıp bir ters örüyoruz. Bu modeli yeni, yap yeni öğrenen arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği bir model arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar tüm sırayı ters örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir ters örüyoruz. Şimdi bu iki ilmeğin son iki ilmeğin arasında bir arttırma yapmıyoruz. Çünkü modelimize giriş yaptığımızda kenar ilmeğinden sonra bir tane arttırma yaptık. Burada da arttırma yaparsak ilmeğimizde bir artış olur. Arttırma yapmıyoruz son iki ilmeğin arasında. Şimdi modelin üçüncü sırasındayım ve ön sırasındayım. Şöyle bir görüntümüz oldu arkadaşlar bakın. Kenar ilmeğimden sonra 1 doladığımı bırakıyorum. 2 doladığımı bırakıyorum. 3 doladığımı bırakıyorum. 4 doladığımı bırakıyorum. 5 doladığımı bırakıyorum. Bakın 5 ilmeğin boyunu uzattım. Tekrar geriye takıyorum 5 ilmeğimi. Bakın 1 2 3 4 5. Bu 5 ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum. 1 doladım 2 bir daha ördüm 3 doladım 4 bir daha ördüm 5 Bakın 5 ilmekten 5 ilmek çıkardım ve bıraktım. 1 2 3 4 5 Bu kenar ilmeğimiz kenar ilmeğimizden sonra 5 ilmek. Şimdi tekrar 1 doladığımı bıraktım 2 doladığımı bıraktım 3 doladığımı bıraktım 4 doladığımı bıraktım. 5 doladığımı bıraktım. Yine 5 ilmeğimin boyunu uzattım. Tekrar geriye takıyorum 5 ilmeğimi. 5 ilmeğimden 5 ilmek çıkarıyorum. 1 doladım 2 1 daha ördüm 3 doladım 4 1 daha ördüm 5. 5 ilmekten 5 ilmek yaptım ve bıraktım. 1 doladığımı bıraktım 2 doladığımı bıraktım 3 doladığımı bıraktım 4 doladığımı bıraktım 5 doladığımı bıraktım. 5 ilmeğimin tekrar burada boyunu uzattım. Hemen tekrar geriye takıyorum 5 ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum 1 Doladım 2 1 daha ördüm 3 doladım 4 1 daha ördüm 5. 5 ilmekten 5 ilmek yaptım kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet modelimizin dördüncü sıra, üçüncü sırasında bu işlemi yaptık. Modelin dördüncü ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimizin dördüncü sırasında tüm ilmekleri ters örüyoruz. 4 sırada bir kendini tekrar eden bir model arkadaşlar. Evet şimdi ben sizlere şöyle bir model anlatmış oldum arkadaşlar. Bir modelin bakın bu şekilde. Harika bir model. İlerledikçe daha daha güzel olacak bir modelimiz bu şekilde şimdi ikinci bir model daha kuralım birinci modelimi nasıl kurduysam ikinci modeli de aynı şekilde kenar ilmeğimi örmeden aldım tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum Evet tüm ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi modelin ikinci sırasındayım. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıramızda kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters. Sıra sonuna kadar bir doluyoruz. Bir ters. Çok kolay hanımlar. Gerçekten çok kolay ve çok da güzel bir model. <laughs> Bakın. doladığı ters ilmeğimi yaptıktan sonra bu iki ilmeğin arasında dolama yapmıyorum. Yaparsam ilmeğimde artış olur. Çünkü modelimi ilk dolama yaptığımızda kenar ilmeğinden sonra bir dolama yaptık. Bakın. Biterken dolama yapmıyoruz. Hemen iki ilmeği de ters örüyoruz bakın. Modelin ikinci sırasında tamamladığım modelimizin üçüncü sırasındayız şimdi. Modelin üçüncü sırasında kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın. Şimdi 5 ilmeğimi yine boyun uzatıyorum. Düz ilmeğimi aldım, doladığımı bıraktım. 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 Şöyle 5 ilmeğin bakın boyunu uzattım. Tekrar geriye takıyorum. Bu 5 ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum. 1 doladım 2 bir kez daha ördüm 3 doladım 4 bir kez daha ördüm 5 5 ilmekten 5 ilmek yaptım 1 2 3 4 5 bakın şöyle bir görüntümüz oluştu yine 5 ilmek çıkarıyorum. 1 doladığımı bırakıyorum. 2 doladığımı bırakıyorum. 3 doladığımı bırakıyorum. 4 doladığımı bırakıyorum. 5 doladığımı bırakıyorum. Yine 5 ilmeğimin boyunu uzattım. Tekrar bu 5 ilmekten 5 ilmek. 1 doladım. 2 bir kez daha ördüm. 3 doladım. 4 bir kez daha ördüm. 5 5 ilmekten 5 ilmek yaptım ve bıraktım. Şimdi bir doladığımı bıraktım. İki doladığımı bıraktım. Üç doladığımı bıraktım. Dört doladığımı bıraktım. Beş doladığımı bıraktım. Beş ilmeğimizin boyunu uzattık. Tekrar beş ilmekten beş ilmek. Bir doladım iki. Bir daha ördüm üç. Doladım dört. Bir daha ördüm beş. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet şöyle modelimizin üçüncü sırasında bakın bu şekilde yaptık modelimizin dördüncü ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimizin dördüncü sırasında. Son sıramız. Final yani. Hem kolay hem de hızlı ilerleyen bir model hanımlar. Dilediğiniz örgü modellerinde kullanabilirsiniz. Evet. Dördüncü sıramı da tamamladım. Şimdi üçüncü modelim için birinci modeli nasıl kurduysam ikinci modeli de aynı şekilde kuracağım. Bakın şöyle harika şeker oldu hanımlar. Çok güzel bir model. Gördüğünüz gibi. Bu desenimi kaçırmayın hanımlar. Bu desenim muhteşem. Şimdi modelini ilerlemiş halinde bir görelim. Evet sevgili hanımlar bakın modelimiz oldukça güzel şık gösterişli bir model şöyle bir ters bir düz lastik modeli yaptım ben siz dilediğiniz lastik modellerini yapabilirsiniz Evet desenimiz bu şekilde gerçekten çok şık bir model şöyle arkadan görünümü de bu şekilde bakın arkası da bu desenin ayrı bir güzel sevgili hanımlar Şöyle üzüm salkımı gibi arkası da tersten görünümü bu şekilde. Bakın arkasının görünümü. Hemen önden göstereyim. Önden de tersten görünümü bu şekilde. Yakadan başlamalı bebek örgülerinizde kullanabileceğiniz harika bir model. Evet sevgili hanımlar bu modelden neler yapabilirsiniz? Neler yapabiliriz? Bu modelden yelekler yapabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz. Süveter yapabilirsiniz atkılar yapabilirsiniz bu bluz yapabilirsiniz yazlık iplerle koton iplerle arkadaşlar ajurlu bir modelimiz çok şık ve güzel olur Gerçekten bu desen kaçmaz bir desen harika bir desen şöyle gördüğünüz gibi kendini toplayan bir model Arkadaşlar şöyle Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüm. Bakalım sizler nerelerde kullanacaksınız? Neler yapacaksınız? Yorumlarda da yazarsanız çok mutlu olurum. Arkadaşlarınıza da fikir vermiş olursunuz arkadaşlar. Ne üzerine çalışacaksanız. Şöyle Evet bakalım e, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Modeli beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Modelim çok çok güzel olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de benimle birlikte bu güzel deseni yapmışsınızdır. Evet sevgili hanımlar, beni nerelerden izliyorsunuz? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Şöyle. Modellerimi beğeniyor musunuz? Yorumlarda anlatırsanız çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Yepyeni örgü modellerinde tekrar birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun. Hoşçakalın.